Evet, merhabalar arkadaşlar. Magic Koala'nın bilinçlendirme platformu Teknoloji Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ne anlatacağız? Görselde de görüyorsunuz, bir kablo var önümüzde. Evet, bu kablolarla ilgili biraz bilgi vereceğiz arkadaşlar. İhtiyacı olan arkadaşlar zaten açmışlar ve şu anda izliyorlar diye düşünüyorum. Evet, bunu izliyorsanız mutlaka kabloyla ilgili bilgi almak için izliyorsunuz. Ben de bildiğim kadarıyla anlatacağım. İzleyen diğer arkadaşlar daha fazla anlattıklarımda yanlışlık olabilir tabii ki. Ama elimizden geldiği kadar araştırıp çeşitli bilgileri toparlayıp sizinle paylaşmaya çalışıyoruz. Yanlışımız olabilir. Yanlışımız varsa da lütfen açıklamalar kısmına düzeltme ve ilaveleri yapabilirsiniz. Diğer arkadaşlar da bu ilavelerden faydalanmış olurlar diye düşünüyorum. Evet. Bugün ne anlatacağız? Kablolarla ilgili genel bilgi vereceğiz. Kablonun üzerindeki yazılar ne anlama geliyor? Ve biz bu yazılardan ne anlamalıyız? Ya da bizim ihtiyacımız olan kabloyu nasıl belirleyeceğiz? Onlardan bahsedeceğim. Evet, videomuza başlamadan önce mutlaka abonesiniz diye düşünüyorum. Abone değilseniz sizden ricam sağ alttaki abone ol butonuna basarak bizleri desteklemenizdir. Bildirimler kısmını açarsanız yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bizleri de sevindirmiş olur ve takip etmiş olursunuz arkadaşlar. Evet, hemen isterseniz bu almış olduğumuz kablodan bahsedelim. Evet, internetten aldık. Kapalı olarak 50 metre istedik ama böyle açık kesit olarak gönderilmiş. Açık kesit, kapalı kesit dediğimiz olay şu. 50 metre yapılmış hazır bandaj, yani hazır kablo olabilir. Ama bu arkadaş, biz istediğimiz oydu ama gönderen arkadaş maalesef uzun kesit kablodan 50 metre kesmiş. Bize pakette göndermiş, yani fiyat da elinde mi yoktu ya da bilemiyoruz. Yani görseli paylaşacağım. Görseldeki ürün maalesef bu değil. Benzer bir ürün gönderilmiş. Şimdi ürünü de inceleyeceğiz. Sizinle buradaki bilgileri paylaşacağız. Evet, hemen kablo çeşitlerinden bahsedelim. Kablo çeşitleri genelde çok damarlı ya da tek damarlı olmak üzere iki çeşit olarak karşımıza çıkabilir. Yani tek bakır kablo ya da içinde çok iki ya da daha fazla bakır, iki farklılıklar gösterebiliyor. Biz onlara çok kablolu, çok damarlı kablo diyoruz. Tek damarlı, çok damarlı kablonun genel adı TTR diye geçer. Ya da şurada da gördüğünüz üzere biraz sonra göstereceğim. H05VV-F olarak geçer. Bunun anlamı standart çok damarlı TTR kablo anlamına gelmektedir. Bir de NYAF diye tabir kullanılır. O da tek damarlı, yani genelde inşaat tesisatlarında kullanılan uzun ömürlü kapalı alanlarda kullanılır. Yani devamlı söküp takıp müdahale edeceğiniz alanlarda tek damarlı kalın bakır kablolar kullanmanız gerekiyor. Genelde ev tesisatlarında elektrik böyle yüksek amperli elektrikli aletlerde veya evinizde mutfak ve banyolarda genelde tek damarlı bakır kaliteli kablolar kullanılır. Çünkü biliyorsunuz ısınmadan dolayı kabloların dış deformasyona uğrayıp Allah göstermesin yangınlara sebebiyet verebilir. O yüzden kullanacağımız kablo yerine göre gerçekten çok önemlidir. Ona göre kablomuzu seçmemiz gerekiyor. Ben de şimdi size kısaca o bilgilerden bahsedeceğim. İsterseniz şu almış olduğumuz kablodan bir başlayalım. Bu kablo nedir? Şurada yazıları var. Yazılarını hep birlikte okuyalım, değerlendirelim. Aslına bakarsanız ben şöyle kabloya ilk baktığımda ben bu kabloyu işin açıkçası beğenmedim. Yani çok kaliteli bir kablo değil. Standart bir kablo gönderilmiş. Şöyle ben şöyle göstereyim. Evet, şu an görüyorsunuz. ACR kablo 2x1,5 mm H05VVF 300-500 demiş. 9760 CCA 7056 metre demiş. Şimdi bunlar ne anlama geliyor ondan bahsedeyim şöyle. Şimdi ACR kablonun markası 2x1,5 dedi. 2 tane kablo var. Birbirinden ayrı izolasyonlu 1,5 milimetreye kalınlığına sahip demişler. H05VV-F 300-500 volt. Standart çok damarlı TTR kablo 300 voltla 500 volt arasında çalışabilir demişler.
Bu da CCA standardı. 7056 metre, muhtemelen 10.000 metrelik büyük sarım kablo bunlar. 7056 metresinden bize kesmiş, göndermiş 50 metrelik alan. Yani bu kablonun metrajından bahsediyor. Standart uzun kablolarda böyle metre yazar ki kesimde affedersiniz, kesim kısmında kaç metre istiyorsanız ona göre kesip buradan belirleyebiliyorsunuz kolaylık olması açısından. İsterseniz şöyle kablomuzun 2x1,5, buradaki dikkat etmeniz gereken nokta 2x1,5 milimetre. Yani burada adam bize bahsettiği, yazmış olduğu kabloya göre 2 adet ayrı izolasyonlu 1,5 milimetre çapında kabloya sahip diyor. Hemen isterseniz açıp bakalım doğru mu değil mi görelim. Evet, şuradan ben şöyle bir açıyorum. Şöyle, evet, çıkarttık. İç izolasyonuyla dış kaplaması var. Şöyle bir kalitesine bakayım. Dış izolasyon kalitesi gerçekten çok iyi değil. Bunu nerede kullanabilirsiniz? Bunun mesela örnek vermek gerekirse prizlerde ya da üçlü uzatmalarda elektrikle ilgili yani yüksek akım çeken yerlerde kesinlikle kullanılmaz arkadaşlar. Çünkü ısınmalardan kaynaklı sorunlar yaşayacaksınız. Bu da bu kablonun erimesine ve Allah göstermesin yangına kadar sebebiyet verebilir. Şimdi milimetresini ölçeceğim şöyle. Bir parça şöyle kesiyorsunuz. Kıvırarak açıyorum. Şimdi gözle ben ölçüyorum şu anda. 1,5 milimetre kesinlikle değil arkadaşlar. Yani bunu 1,5 milimetre niye yazmışlar? Tabii ben onu anlamıyorum işin açısı. Yani insanları yani burada bir yanıltma diyelim. Yani çok yani yorum yapmayalım şu an için. Neyse, yorum yapmak istemiyorum açıkçası. Ben bildiğimi anlatayım. Firmaya da bilgisini vereceğim. Kendisi eğer kablosunun arkasında da şey yapar. Şimdi hemen şöyle cetvelle şöyle göstereyim. Görmeniz açısından. Bakın şöyle, ben görebiliyor musunuz? Şöyle tutacağım. Yani kumpas olsaydı daha net bir bilgi verirdim ama bu kablo 1 milimin altında bir kablo yani. Şöyle baktığımız zaman 1 milimin altında, gerçekten 0.7 falan. Takriben 0.7 çok damarlı kablo. Yaz kardeşim üzerine 0.7 milimetre yaz. Niye 1,5 milimetre yazıyorsun? Hemen isterseniz kıyaslama açısından şöyle bir tane kablo göstereyim. Ya olur mu falan diyorsunuzdur. Mesela şurada yazmış 3 çarpı 1,5 milimetre demiş arkadaşlar. Bu da 1,5 demiş bakın. Bunda da 3 damar var. Her bir damarda da 1,5 milimetre kalınlığı demişler. Bakalım. Bu birazcık daha kalın gibi gözüküyor. Hemen buradan kıyaslayalım hemen. Yani hiç şeye de gerek yok. Kumpasa da gerek yok. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın buradaki farkı zaten gözlerinizde göreceksiniz. Bakın neredeyse iki katına yakın diyebiliriz. Yani 1,5 0.7 bizim tahminimiz doğru gibi. Bu 1,5 demiş. Evet, 1,5'a yakın bir kablo. Bakın neredeyse iki katına. Şöyle hatta zoomlayabilirsek daha net görün. Şunu da çekeyim. Evet, görebildiğiniz umarım şöyle. Evet. Yani bakın yani fark bayağı var. Yani 0.7 0.8 milimetrelik kabloyu 1,5 milim diye satıyorlar. Yani çok hoş bir hareket değil. Evet, şimdi kablonun dışına bakalım. Yani bu kablo kırılmalara karşı çok dayanıklı bir kablo gibi gözükmüyor arkadaşlar. Hatta şöyle örnek vereyim. 5-10 kere kıvıracağım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Bakın gördüğünüz üzere kablo maalesef ne oldu? Hep birlikte görüyoruz zaten. Yani dış yüzeyine bakarsanız hemen dış yüzeyi attı. İç yüzeyi de deformasyona uğradı yani. Bir 10 kere daha kıvrıldığını varsayarsanız bu kablo ne olur? Maalesef çöp diyelim. Kes kes kullan, kes kes kullan. Evet, kabloyu biz maalesef beğenmedik ama kablo ne için kullanabilirsiniz? Bu iç aydınlatma, led projektör,
ya da böyle LED aydınlatma gibi şeyler varsa, böyle çok fazla kırılmayacaksa, oynamayacaksa bunu sabitleyecekseniz kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin yeterli olacaktır. Ama üçlü priz veya diğer şeyleri de kesinlikle kullanmaz. Zaten bu kabloyu da biz ne için kullanacağız? Bu LED için kullanmayı düşünüyorduk. LED için zaten uygun diye düşünerek almıştık. Diğerleri üçlü vesaire gibi üçlü priz böyle kırılacak, devamlı hareket edilecek mekanlarda kullanmanızı ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Evet, umarım faydalı bir video olmuştur diye düşünüyorum. Elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone değilseniz tekrardan hatırlatalım. Abone olun, sağ alttan abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.